Hadi, hadi. Hadi! Ha. Ha. Buyurun. Hadi Sevkat, hadi! O da kim? Bünyamin. Bünyamin. Bazen o kadar şefkatli ki ona şefkat diye seslenmek çok hoşuma gidiyor. Biraz daha uyak da gözleri doysun. İki dönüm. Çüş! Ne var lan? Tamam geliyorum. Bismillah. Şu adam ölmeden bir son dileğini de gerçekleştirecek bari. Miami. Hayırlı bir iş. Nerede kaldın? Biraz tedarik olaylarına girdim oğlum. Hı. Adamlara o kadar posta koyduk bari. Boş gitmeyelim dedim. Hadi yürü. De. Selam sana Ulu Manitu. Dur, dur. Lan oğlum indir. İndir, boşuz da boşuz, boşuz. İndir. Yavrum, annen baban nerede yavrum? Anne! Kovboylar geldi, silahlanın. Sen ya böyle kış 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 koku falan. Bebe saplasını okudasana, görürüm ben seni. Anne, ben beyaz adam hiç sevmedi. Oğlum onlar beyaz adam değil, misafir misafir. Beyaz adam diye sana dedi herhalde. İdris! Buyurun, buyurun. Hoş geldiniz. Gel, gel bak. Dur, burada kal, sesini çıkarma sakın. Çocuğun kusuruna bakmayın, bazen böyle sertleşiyor. Ya beyefendi, kusura bakmayın diyorsunuz da ya. Oğlanı gariye vermişsiniz. Uhu Allah muhafaza ya. Birimizin gözüne gelse kör olduk ya. İyi adamlara bir şey yapmaz. Buyurun, buyurun. Ya ben anlıyor. Radar var oğlanlar. Buyur, buyur. Hayret bir olgu ya. Ben tarzını sevdim. Ancak ettiği lafı neyse. Ha, buyur. Hoş geldiniz tekrarında. Nasılsınız Eşref Bey? Hasta olduğunuzu duyduk. Maşallah iyi gördüm sizi. Ben Azrail'i beklerken Allah yüzüme güldü. Bu benim büyük oğlum Bünyamin. Memnun olduk. Kaybolduğunu söylediler ya. Evet, kayıptı ama ben herkese söyledim. Bir gün dönecek dedim benim oğlum. İşte döndü. Maşallah. Dedim ben bir kaybolayım ortalıktan bir süre. Ondan sonra ne yapayım falan dedim. Madem döneyim, döndük o şekilde yaptık. Efendim ben Niko Kalamaroğlu. Şefkati... Bünyamin benim eniştem. Ya. Çok şefkatlidir de kendisini çok severim, sadıktır. O yüzden kardeşine de kefilim efendim. Ne güzel, ne güzel. Maşallah. Kızımız Serpil'in abisi de inşallah mülayim için böyle konuşur. İnşallah hayırlısı efendim. Aldık mı? Aldık mı kızı? Daha dur baba ya. Bu ne acele ya? Oğlum ecel peşimde. Bir gözüm toprağa bakıyor. O nasıl laf baba? Allah gecinden versin ya. Biraz sağlam. Sağlam biraz ya. Şey mi diyeceğim?
Ya aslında öyle bir niyetim yoktu ama madem böyle bir fırsat doğdu söyleyeyim. Tabii tabii, buyurun. Şimdi bizim mülayim sizin kızla anladığım kadarıyla hani bir süredir konuşuyorlarmış, arkadaşlık ediyorlarmış. Yani birbirlerine gönül vermiş arkadaşlar. Yani şimdi biz de tabii onların büyüğü olaraktan elimizden ne geliyorsa yapacağız inşallah. Ne yapacaksınız mesela? Mesela efendim... Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızınız Serpil'i oğlumuz Mülayim'e isteyeceğiz. Hele bir kahvelerimizi içeriz, düşünürüz tabii. Bitti mi? Sevgili kayınçom, var mı başka söyleyeceğim? Yok, ben girdim, topu sana attım artık enişteciğim. İyi, o zaman daha girme topa sen. Evet, benim kayınço az önce sözü gerektiği gibi söyledi. Artık daha bunun üzerine bence çok da konuşmanın bir alemi yok ya. Ayrıca söz gümüşse sükut altındır diye bir laf vardır, bilirsiniz. Sevkat. Karıştırma devir, sürat devri. Ben hızlıca halledeceğim olayı, bırak. Evet, düşünelim dediğiniz, düşünüyorsunuz mu hala? Ha, ne? Hayır, diyorum ki hani belki düşünmenize biraz yardımcı olur. Ben şu tapuları da çıkartayım. Şöyle koyayım da. Kaçmış? 58 benim. Aç 86 dönüm. Bu ne ya baba? 8 dönüm arsayı getirmişsin adamlar. Ayıp değil. Vallahi yırtar atarım ben bunu ya. Böyle şey mi olur ya? 46 dönüm. Gerçekten de sükut altınmış. Bunu bir kez daha anladık ya. Adeta abi. Cenaze sessizliği oldu ortamda ya. O zaman tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Tabii tabii. Hadi gel kızım. Aldık mı? Aldık mı? Dur baba, az kaldı. Son viraj. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.